Merhabalar Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan açıklayayım. Ben iki tane ayrı fincana ayrı objeler koydum. Bileklik koydum daha doğrusu. Siz bunlardan bir tanesini seçin. Ayırt etmeniz için ayrı objeler koydum. Kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için ya da bu hafta ya da bu ay için niyet edin herhangi bir şeye. Ve sonra falınızı dinleyin. Bakalım size ait olan falınızda neler çıkacak. Bu arada bu tarz videolarımı görebilmek için kanalıma girdiğinizde kanalımda video listesi var. Orada ikili fallarımı görebilirsiniz. Bu arada Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Burç TV diye. 2 C ile yazılıyor. Burç TV. Oradan da yeni bayağı birkaç çekiliş yapacağım ve sayfamı güncelleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Sevinirim öyleyse. Şimdi ben sırayla bakıyorum. Hangisinden başlayayım? Pembeden başlayayım. Bakalım pembeyi tutanlar için falında neler çıkacak. Şöyle pembe bilekliğimizi çıkarttım. Şöyle sizlerde görün diye ilk başta şöyle bir çevireceğim ben bunu. Bakacağım hem. O bayağı bir hareketli bir fal çıktı. Şöyle. Sizler de görüyorsunuz büyük ihtimalle. Şimdi böyle bir şey canınız sıkılmış tabii. İçinizde böyle bir sıkıntı ortada oturmuş bir sıkıntı var. Ama böyle hareketli bir dönem. Duygusal bir hareketlenme olabilir bu. Duygusal olarak böyle çok yoğun bir şeyler yaşadığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ama gözyaşı çıkmış. Bir şey için gözyaşı döküyorsunuz ve hala döküyorsunuz. Bir şey için mücadele eden bir insan var burada. Bakın böyle kalkıyor sanki oraya buraya her yere yetişen bir insan çıkmış. Hani bir burada bir orada işe, eve, çocuklara, birine yani birçok şeye yetişen bir insan çıkmış. Böyle bir hareketli bir dönem. Sorumluluklarınız çok fazla var bence. Sorumluluklarınızı yerine getirirken bir yandan gözyaşı döken bir insan çıkmış bakın. Böyle gözyaşı döküyor ama hala yapması gerekenleri yapıyor. Sanki bakmakla yükümlü olduğunuz bir insan var. Kalkmışsınız burada bir insana bakıyorsunuz, destek oluyorsunuz, yardım ediyorsunuz. Bir yaşlı olabilir, bir çocuk olabilir, eşiniz olabilir ama bakmakla sorumlu olduğunuz insanlar var ve işinize böyle koştur koştur devam ediyorsunuz. İki kişi karşılıklı bir şey için uzlaşamamışsınız. Böyle ikiniz de dimdik ayakta ve inatla duruyorsunuz. İki taraf da geri adım atmıyor, ileri adım da atmıyor ama hani uzlaşılamayan bir şeye çıkmış. Sanki böyle bir şeyi uzlaşamayıp karar verememişsiniz. Zaten hareketli dönem belki de onunla alakalı. Bence ailede bir sorun var ya da eşinizle ya da birlikte olduğunuz insanla ilgili bir probleminiz var. Aşamadığınız, uzlaşamadığınız bir şey var sanki. Takılıp kalmışsınız o noktada. Onu aşamadığınız için böyle bir içinizde sıkıntı çıkmış. Ya çok hareketli bir dönem, çok hareketli bir duygu yoğunluğu var. Yani sorumluluklarınızı yapıyorsunuz, hayata devam ediyorsunuz ama içinizde fırtınalar kopuyor. Yani hani böyle karmaşık bir düzen şeklinde çıkmış. Burada bakın böyle büyük bir eşek çıkmış burada. Eşek başını eğmiş ve gidiyor. Yani ailede ya da yakınınızda hayatınızın ortasında çok böyle merkezinde olan bir insan size büyük bir hata yapmış. Bir eşeklik yapmış, bir büyük bir hatası var. Hatasından geri dönecek. Bakın geriye dönüyor böyle dönmüş arkasını. Hatasını fark edecek, geriye dönecek ve pişmanlık yaşayacak bu kişi. Hatalarını yapmaktan vazgeçecek. Çok da büyük bir şey yapmış. Büyük bir yanlış yapmış yani size karşı. Bakın siz de arkanızı dönmüşsünüz ona. Ayakta dimdik duruyorsunuz. Siz temiz ve düz tarafsınız. O kafası karışık ve yanlış yapan taraf. Ama hatasından dönecek. Siz ayakta dimdik duracaksınız. Bence belki de uzlaşamadığınız konuda bu yapılan bir hata var size karşı. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. O tarafta tabii bazen o da suçlu tarafta kabul edemez ya. Yani kabul ederse bu sefer işler nasıl değişecek bilemez. Hatasından dönmüştür, farkına varmıştır ama o dilin ucuna gelmez, evet diyemez karşı taraf bazen. Kabul edemez. Sonrasından olacaklardan korkar, sizi kaybetmekten korkar belki de. Böyle bir ortada kalınmış bir durum var. Bir can sıkıcı olay yaşanmış sanki. Ama onun haricinde bakın şurada da ördeğiniz çıkmış. Yani biri var etrafınızda ve size gerçekten çok büyük yanlışlar yapmış. Ördek de aptallık denir. Eşek böyle bir eşeklik yapmış, hata yapmış. Ama
bu kişi hatasından dönecek bence. Etrafınızda böyle bir hatalar, hani böyle bir şey değil de birçok şey olmuş. Sanki böyle bir taneyle bitmemiş olaylar. Arka arkaya olmuş. Belki aynı kişi çok kez hata yapmış olabilir ama artık böyle durulacak, biraz farklılaşacak hayatınız sanki. Bayağı da gözyaşı dökülmüş, gözyaşı var. Ama bakın sonrasında böyle biraz daha güzel günler sizi bekliyor. Böyle 2-3 kişi, böyle aile olabilir bu, arkadaş çevresi olabilir ama böyle şen şakrak bir süre sonra böyle daha keyifli bir ortama gireceksiniz. Bir ortam değişikliği olabilir ya da işte aynı kişilerle ortamınızı, muhabbetinizi değiştirip daha keyifli bir duruma geçebilirsiniz. Böyle hani kelebek gibi kanatlanıp uçacaksınız. Hani böyle hafifleyeceksiniz, sıkıntılarınızı atacaksınız. Böyle bir rahatlama dönemi olacak sonradan. Ama çok yorucu bir dönem. Çok enteresan, biraz böyle şey çıktı yani. Gerçekten kasvetli bir fal çıktı. Yorumlaması da zor ama belli ki böyle bir sıkıntının yaşandığı bir dönem. Hatta böyle bu olaylar yaşanırken böyle biriyle gizli gizli bir şey konuşmuşsunuz. Ya böyle birine derdinizi gizli gizli anlatıp gözyaşı dökmüşsünüz. Ya da birininle gizli bir şeyler konuşup bu şeylerin üstünden gelmeye çalışmışsınız. O size yardımcı olmaya çalışmış. Hayatta böyle size ait, size yardım eden, destek olduğuna inandığınız bir insan var. Onunla bakın böyle her şeye rağmen onunla dertleşip konuşup ferahlamışsınız. Belki de onun aklına güvendiğiniz için ondan destek almışsınız. Fikirlerine ihtiyaç duymuşsunuz. Bir insan çıkmış etrafınızda. Onunla birlikte sanki böyle yalnız değil de onunla birlikte böyle bir rahatlayacaksınız. O da size destek olacak. Şurada bir şey var. Bunu anlamaya çalıştım. Ama şurada bir insan var. Böyle biraz burnu büyük bir insan bu bence. Ailenin ortasında. Ama temiz çıkmış. Bütün sıkıntıların içerisinde böyle biraz burnu karakteristik ve büyük olan bir insan bu var. Siz sanki böyle sıkıldığınız bir dönem, her şey böyle karma karışıkken hayatınıza biri girecek. Eğer ki yalnız biriyseniz hayatınıza giren biri bu ve çok temiz biri olacak. Bununla birlikte hayatınızın döngüsü böyle değişebilir. Ya da işte bu olayları yaşayan ve hata yapan, pişman olan insan varsa bu geri dönecek ama geri dönüşü temiz olacak. Ferah, bakın temiz bir insan bu. Sadece burnu büyük gibi karakteristik biri çıkmış. Sanki böyle bu kişi sizin hayatınıza böyle bir el edecek, hani destek olacak hayatınızda. Ondan sonra biraz daha dönüşecek sanki, biraz daha ferahlayacaksınız. Çünkü o çok temiz gelmiş, çok yardım için, sanki böyle hani hayatınızı güzelleştirmek için hayatınıza girecek öyle bir insan. Sizin onun varlığıyla birlikte biraz daha rahatlayacaksınız. Bu arkadaş da olabilir bazen. Hani ben ilişkileri yorumluyorum ama belki de bir arkadaş, yeni bir arkadaş edinirsiniz, yeni bir iş ortamına girersiniz. Onunla birlikte böyle hayatınızdaki sorunların üstesinden gelebilirsiniz. O insan size çok çok iyi gelecek, ferahlayacak. Bakın burada bir tepe taklak dönmüş, böyle ayakları üzerinde duran bir insan var. Bir dönem böyle her şey tepe taklak, hani böyle ters gitmiş hayatınızda ama siz her şeye rağmen ayakta duruyorsunuz. Sanki böyle ellerinin üzerinde duran bir insan var şurada. Bir anda böyle hayatınız alt üst olur ya, maddi durumunuz alt üst olmuş olabilir, duygularınız olabilir, ilişkiniz alt üst olmuş, bir şey olmuş yani. Ve böyle yine de direnmiş, düşmemiş, ellerinizin üzerinde durmuşsunuz. Yani hayat sizin için ters dönerken bile ayakta durmaya çalışmışsınız. Bu güçlü olmanız size sonradan iyi gelecek. Bence daha ferahlayacaksınız ama hala direniyorsunuz. Sanki hayatınız tepe taklak devam ediyor bir süre daha. Sonrasında rahatlayacak bir insan girecek hayatınıza. O insan size bu sorununuzla ilgili yardımcı olacak. Artık sorununuz neyse, biraz burnu karakteristik bir insan çıkmış. O kişi size destek olacak. Biraz daha rahatlayacaksınız. Biraz karışık, biraz karmaşık bir fal çıktı. Görebildiklerim bunlar. Siz de gördüklerinizi yorumlara yazın lütfen. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Bazen hayatın altını üstüne getirmek iyidir de. Hani bazen derler ya, nereden biliyorsun hayatın altı belki üstünden daha güzeldir diye. Doğrudur. Bazen zor günler bize çok şeyler öğretir. O yüzden zor günde dostumuzu, düşmanımızı da ayırt ederiz. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Bakın. Burada karşılıklı iki kişi konuşuyor. Biri daha uzun boylu, biri daha kısa boylu. Biriyle konuşacaksınız. Bu kişilerden biri sizseniz kısa boylu, diğeri biraz daha uzunca bir insan ya da tam tersi olabilir.
Biriyle oturup güzel bir şey konuşacaksınız. Yani güzel bir başlangıç, güzel bir karar alınacak sanki. İş arıyorsanız iş görüşmesi olacak. Bu belki daha iyi olacak sizin için. Ya da ilişki anlamında birlikte olduğunuz bir insansa bu. Aranızda biraz boy farkı var. Bu insanla uzlaşacaksınız. Güzel bir döneme ama oturup konuşma, bir kararlaştırma olacak sanki. Geçmişi bazen geride bırakmak gerekiyor. Evet, bazen hayat gerçekten altı üstüne gelebiliyor. Ama önemli olan her koşulda tekrardan toparlanabilmek. Ama bence toparlanacaksınız. Güçlü bir dönem olacak sizin için. Bakın, yine burada da iki insan sırt sırta vermiş küslük. Yani bir ilişki manasında ya da yani gerçekten hayatınızdaki insan, eşiniz manasında olabilir ama çok sevdiğiniz bir ailenizden biri, arkadaşınız da olabilir. Büyük bir küslük, kırgınlık yaşıyorsunuz şu anda. Belki de o kişiyle sonradan karşılıklı bir araya gelip konuşup uzlaşacaksınız ama hani bu falın özünde sanki şey çıkmış, böyle bir kırgınlık. Yani iki kişi birbirinden ayrılamıyor, uzaklaşamıyor ama kırgınlık ve arka arkaya sırtını vermiş. Sonradan bu kişiyle konuşup uzlaşıp bence barışma dönemi yaşanabilir, daha güzel olabilir her şey. Bir şeyleri toparlayacaksınız. En çok da bu çıkmış falda. Birine karşı kalp kırgınlığı, bir karmaşa çıkmış ama bakın sonradan uzlaşıyorlar, konuşuyorlar ve sonrası bence daha ferah olacak, temiz olacak. Bu iki kişinin varlığı çıkmış en çok. Bilmiyorum, bunu görebildim. Sizin de gördüğünüz başka şeyler varsa yorumlarınızı ekleyin lütfen. Ama bu falda ben bunu görebildim en azından. Umarım her şey yoluna girer. Eğer altına üstü birbirine karıştıysa hayatınızın bile. Umarım bu şartlarda ne yapabileceğinizi düşünür, yeni bir yol alırsınız. Bazen farkındalığımız artar olaylar karşısında. İnsanlara karşı bakış açımız değişir, hayata karşı da. O zaman bazen pozitife dönüşebilir. Göremediğimiz şeyleri görebiliriz. Ne yapabilirim'e odaklanırsanız bence çok daha hızlı atlatırsınız bu dönemi. Bakalım ikinci falımızda neler çıkmış. Bu arada yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hangi fincanı tuttuğunuzu, gerçekten hani beğenip beğenmediğinizi, yorumlarınız benim için önemli. Bakalım ikinci tabağımızda neler çıkmış. İkinci fincanımızda, daha doğrusu ikinci fincanımızda şöyle bir çeviriyorum. Şöyle bir bayağı bir kalabalık, bir karmaşa çıkmış. Hayatınızda böyle kalabalık, hareketli bir dönem olacak. Bu tabii bu dönemlerde kalabalığın içine girmek hani böyle şey manasına değil, yani yüzlerce insanın AVM'nin, pazarların, çarşısının içerisinde değil ama aile içerisinde, arkadaşlarınızla vesaire. Bu bir süre sonra olabilir, 5-10 gün sonra olabilir hani, ama hareketli bir dönem sizin için başlayacak. Yeni bir iş bulma ihtimaliniz var. Masa başı oturan bir insan çıkmış. Burada büyük ihtimalle iş arayan biriyseniz iş bulacaksınız. Çünkü yeni bir ortama, yeni bir kalabalığa girebilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek. Masa başına çalışan bir insan çıkmış. İş arayan biriyseniz iş bulacaksınız bence. Bakalım başka neler çıkmış. Yani burada bir yatan bir insanı gördüm ama yüzüyor gibi de, yatan gibi de. Hani böyle eğer ki hasta biri varsa ailenizde, siz veya ailenizde hasta biri varsa bu insan yüzüyormuş gibi de çıkmış. Yani bence artık böyle yüzmek ve şey iyidir, yani ilerleme göstermektir. Eğer hasta olan bir insan varsa bu insanın hastalığı ile ilgili bir ilerleme kaydedecek ve iyileşecek, güzel sonuçlar alabilirsiniz. İnşallah da öyle olur. Umarım hastanız yoktur ama varsa da bir gelişme olabilir. Güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bu hasta ile ilgili etrafında iki insanı çıkmış. Bu iki insan ya ona bakıyor ya bu iki insanın sorumluluğunda ya o hasta olduğu halde iki kişinin sorumluluğunu taşıyan bir insan çıkmış. Bu insanla ilgili güzel gelişme olabilir. Şurada bir tane, şurada bir deve çıkmış sanki ama deve böyle bir oturmuş. Bir kısmetiniz var ama bir zamanını bekliyor. Yani siz de biliyorsunuz bu zamanı. Hani böyle hemen olacak bir şey değil ama istediğiniz bir şey için bir süresi var, zamanı var. O zamandan sonra gerçekleşecek bir kısmetiniz var. Kısmetiniz sanki biraz uzaktan geliyor gibi ya da biraz zamanı olarak zamanı var gibi geliyor. Yani istediğiniz şeyin sizin çok yakınınızda olmadığını hissediyorsunuz sanki. Ya da hemen olmayacağını da hissediyorsunuz ama biraz zamanı var, olacak. Keyifli bir döneme gireceksiniz. Çünkü bir kalabalık, bir hareket, bir ortam değişikliği, ev değişikliği, böyle bir insanlar var. Bakın araba süren insanlar, bir yerlere giden. Hani belli bir süre sonra böyle şey olacak sanki. Hayatınızda
yeni bir dönem, yeni bir arkadaş çevresi, bu size iyi gelecek. Böyle çok sıkıcı bir fal çıkmamış bu. Sadece biraz beklenmesi gereken bir zaman var. Beklediğinizde her şey biraz daha değişebilir. Böyle bir kalabalığın içerisinde bir şey konuşulacak. Yani kısmetiniz ya bir kalabalığın içerisine gelecek. Diyelim ki iş arayan biriyseniz, gittiğiniz bir arkadaş ortamında ya da bir yerde bir süre sonra iş görüşmesi ya da iş arıyorum dediğinizde biri size yardımcı olacak ve iş bulacaksınız. Ya da işte bir arkadaş ortamına girdiğinizde yalnız biriyseniz o kişi size destek olacak ve pardon, yeni birini tanıyacaksınız ve hayatınıza yeni birini alacaksınız. Yani böyle bir kalabalığın içerisinde bu kısmetiniz. Devenin önünde bakın kalabalık insanlar var. Bir kalabalığın içerisine gelecek. Sadece zamanını bekliyor. Siz böyle doğru insanlarla doğru yerde doğru zamanda bulunduğunuzda karşılaşacaksınız. Çok da güzel, keyifli olacak bence sizin için. Şurada yalnız şeyi gördüm sanki. Böyle bir kadın var sanki. Böyle hamile ama böyle hamile ama böyle yarı yatıyormuş gibi çıkmış. Böyle karnı büyük çıkmış. Hamilelik haberi alabilirsiniz ya da hamile biri varsa ailenizde. Bakın böyle bir kadın sanki, saçların kel küllüğü burada, göbeği de burada. Ama yarım yatıyor. Yani küçük sorunlar yaşayabilir hamileliğinde. Bazı hamileliklerde böyle bir süre 2-3 hafta, 1 ay, 1,5 ay yatmak gerekebilir ya. Hani böyle bir sorun yaşayabilir, yatmak zorunda kalabilir ama tam yatmıyor bu hamile kadın ama çok da ayakta da dolaşmıyor. Sanki böyle çok kontrollü, çok böyle dikkatli olması gereken bir hamilelik dönemi geçirecek. Ama sonuç olarak güzel olacak. Böyle bayağı kadın çıkmış, saçını toplamış, böyle bir kel kül var ve karnı kocaman çıkmış. Böyle sadece ayakta değil de biraz daha dikkat etmesi gereken bir hamilelik geçirecek. Bu da siz de olabilirsiniz, yakınlarınızdan, çocuklarınızdan biri de olabilir, arkadaş çevrenizden. Öyle birinin haberini de alabilirsiniz ama temiz güzel çıkmış. Sadece işte biraz dikkatli bir dönem geçirmesi gerekiyor. Sıkıntılarınız varsa bile bence şu anda sıkıntılarınızla ilgili pek bir şey kalmayacak. Hanenin içerisi ve şey falan orada temiz çıkmış. Sadece böyle biraz karamsarlık var. Yani böyle hayata dair gerçekten hani böyle çok elzem bir sorun çıkmamış ama karamsarlık, hani gelecekte iş bulabilecek miyim, doğru eşi bulabilecek miyim, istediğim şey olacak mı gibiler soru işaretleri çıkmış hep kafanızda. Bir karamsarlık yapmışsınız ama hani bu şey değil. Gerçekten çok büyük bir sorununuz var diye değil. Sadece zamanını beklediğiniz bazı şeyleriniz var. Hani çok böyle büyük bir mutsuzluk, büyük bir olay vesaire çıkmamış. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Yani fincanda ben bunları görebildim ama siz de eğer ki görebildiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Şöyle bir. Şurada bir insan var ve büyük bir şeyi taşıyor gibi. Yani siz hayatınızda ya çok büyük bir sır tutmak zorunda kaldınız, ya çok büyük bir derdi üstlenmek zorunda kaldınız, ya çok büyük bir sorumluluk yani bu. Maddi veya manevi olabilir. Büyük bir malı da sahip çıkmış olabilirsiniz. Büyük bir mal da elde etmiş olabilirsiniz ama o malı da elde tutmak, onu yönetmek de bir sorumluluk ya. Büyük bir şeyi başarmaya çalışıyorsunuz. Yani bir insan var, bakın bunu tutmuş. Büyük bir sorun bu olabilir. Büyük bir problem olabilir. Büyük bir yani yapmanız gereken, sanki böyle büyük bir sır tutmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizin yüreğinize ya da böyle psikolojinize biraz ağır gelen bir şey sanki. Ama her şeye rağmen direnip onu tutuyorsunuz. Destek oluyorsunuz. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Güçlü bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Bir de şurada bir insan şaşkın ifadesi çıkmış böyle. Bir şeyle yüzleşmiş olabilirsiniz. Yani hayatın acı bir gerçeğiyle ya da bir insanın gerçekleriyle yüzleşmiş olabilirsiniz. Burada bir şaşkın ifadesiyle bir insan buraya bir şeye bakıyor. Bir olaylar olmuş ve siz böyle şaşırıp şey yapmışsınız. Yani yüzleşmişsiniz. Yani bir insanın gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz. Altta sizin düşündüğünüzden ya da bilmediğiniz başka şeyler yaşadığını öğrenebilirsiniz. Gizli bir olayını öğrenmiş olabilirsiniz. Sizin hayatınızla ilgili gerçekleri öğrenmiş olabilirsiniz ama şaşırmışsınız, bir şey yaşanmış.
Ve böyle şaşkın bir şekilde hayatta yüzleşmişsiniz ama bence böyle artık belki de yüzleştiğiniz şeylerle ilgili büyük sorumluluk aldınız işte. Bu hani sır tutmanız gerektiği ya da yüzleştiğiniz konuyu artık sineye çekmeniz gerekiyor. Yüreğiniz daralsa bile. Ama yol alacaksınız. Her şeyle dimdik ayaktasınız ve önünüze koyacaksınız sorumluluk ilacınızı. Yol alacaksınız bence. Bir terazi gibi bir şey çıkmış burada. Terazinin iki ucundasınız sanki. Gitmekle kalmak arasında. Eğer ki sağ tarafa biraz ağırlık verirsem sağda kalacağım. Sola ağırlık verirsem solda kalacağım. Teraziniz böyle dengede çıkmış. Bir şey için böyle karar verme aşamasında olabilirsiniz. Gitmekle kalmak gibi dediğim gibi. Ya da işte hani birine adım atarsanız onunla tekrardan barışıp birlikte olabilirsiniz. Ama adım atmazsanız ayrılık olabilir. İşte işle ilgili bir çıkış, işten çıksam mı çıkmasam mı, hani sizin böyle dengede ortada kaldığınız, kararsız kaldığınız bir durum var. Yapacağınız küçücük bir hamle bile dengeleri değiştirebilir. Doğru karar almanız gerekiyor ama şurada temiz, ferah bir haberiniz var. Büyük ihtimalle doğru kararı alacaksınız. Hani çok böyle dikkatli düşünün. Sonuçlarını düşünün. Atacağınız adımın sonuçlarını muhakkak düşünün. Analiz ettikten sonra o adımı atın. Çünkü hayatınızdaki dengeyi değiştirebilirsiniz. Yani birini hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Yeni birini sokabilirsiniz. Yapacağınız o hamle hayatınızdaki dengeyi değiştirecek ama size bence iyi gelecek. Çünkü temiz, ferah da çıkmış burası. Bence bu falda da bunlar çıkmış. Bilmiyorum. Bazen her zaman çok da güzel şeyler çıkmıyor. Gördüklerimi söylüyorum. Hani bu mu bu kadar mı demeyeyim ama gerçekten gördüklerim bunlar. Siz de yorumlarınız varsa lütfen yorumlara ekleyin. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel düşünün, pozitif düşünün. Ben bilmiyorum, ben çok seviyorum iyi düşünmeyi. Bunların iyi olduğunu en azından ruhen kendimi daha iyi hissediyorum. Ben vakti zamanında ya da hala yapıyorum. Reiki yaptım, yoga eğitimi aldım, yüz yogası eğitimi aldım. Bir sürü meditasyonlara katıldım. Pozitif düşünmek ruhen bizi iyi hissettiriyor. Güzel konuşmak, güzel yorumlamak, güzel düşünmek. Evet, çok büyük sorunlar yaşıyoruz, yaşamıyoruz değil ama her sorunda bile hani güzel düşünmek bizi sonrasında daha iyi yapıyor. En azından güzel adımlar atıyoruz. Çünkü bazı şeyler bizim isteğimizin dışında gerçekleşiyor. Onlar için bir şey yapamayız ama bizim yapabileceğimiz şeyler vardır. Onlara vermek, tepki vermek yani olaylara karşı, insanlara karşı. Doğru tepkiyi verirseniz değiştirebiliyorsunuz olayları. O yüzden diyorum pozitif düşünün, sakin düşünün, çok sinirli anınızda kararlar almayın. Siz kontrol etmeye çalışın hayatı. Her şeye rağmen, olumsuzluklara rağmen kontrol etmeye çalışın. Umarım her şey gönlünüze yer olur. Sevgiyle, saygıyla kalın. Özellikle de sağlıkla kalın bu dönemler. Hoşça kalın.